Şimdi bahsettiğimiz Mustafa Kemal Atatürk, şuraya Atatürk birkaç not aldım. Atatürk ve İslamcı, seküler ve dindar dedim. Daha doğru tabir, Atatürkçü ve İslamcı ikilemidir. Şöyle söyleyeyim, bir defa Atatürk'ü din düşmanı olarak gösterenler onu hiç tanımıyorlar. Tanısalar zaten böyle konuşmazlar. O ayrı bir tartışma. Böyle ben konuşmazlar. Toplumdaki ve ayrışmadan bir imam da çıkıp minberde, Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında Ayasofya'nın minberi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etme veya beddua etme yeri değil. Böyle bir dünya yok. Ben de merak ediyorum o cesareti nereden alıyor? Çünkü şimdi bu bir ayet okumaksa, kıymetli imam kızını evlendirmişse, evlilik merasiminde Kur'an okumak sevaptır. Nisa suresinin 3. ayetini okur muydu? Şimdi siz ayet okuyorsun. Okuduğun ayet Bakara suresinin 114. ayeti diyorsun. O ayet burada. Yanımda getirdim. Hiç de öyle değil. Bak söylediği şu. Öyle bir zaman geldi ki bunun eleştiriyle, ifade hürriyetiyle alakası yok. Hocam ya, ifade sen din alimi değilsin, biz değiliz. İfade hürriyetinin sınırını nasıl açtığını görüyoruz. Peki. Bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline geldi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Ya sen o son nefesini verirken yanında mıydın? Sen kimsin de ona kafir diyorsun ya? Ya bu hakkı nerede buluyorsun ya? Müslümanlıkta sen bir insanın son nefesinde yanında mısın da ona kafir diyorsun ya? Böyle bir cesaret, böyle bir cüret olabilir mi ya? Bu söylenecek söz mü ya? Efendim ben burada ayet okuyorum. Ayet okudu. Oldu. Devam ediyor. Diyor ki ya Rabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesine mukadder buyurma. Şuraya not alıp da gelmişim o notumu yani bulamazsam. Yani ayetin bütününü okumadığı doğru. Orada hayır efendim hiç alakası yok. Doğrudan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyor. Hatırasına hakaret ediyor. Sövgü var orada. Hiç öyle eleştiri değil o. Beddua da değil. Beddua da değil. Ama ben şunu merak ediyorum. Şuralara notlar almışım. Ya bu Mustafa Kemal Atatürk kim diye merak ettim ben, bakın. Söyleyeyim. Merak ettim. Ben de dedim ki bu kadar bir Türk milletinin evladı çıkıp orada hakaret ediyorsa, beddua ediyorsa bu adamı tanıyalım. Kim ya bu? Kim? Ne? Ne söylemiş? Hakikaten içerliyorum ya. Ben yanlış tanımışım. Ya bu adam Osmanlı Paşası. Trablusgarp'ta Türk askerinin üzerine uçaktan bomba atana ilk uçak savarı icat eden insan. Tüfekle. Trablusgarp bitmiyor. Sonra Filistin'e geçiyor. Filistin'de son savaşan Osmanlı Paşası. Sonra yetmiyor. Çanakkale'ye geçiyor. Diyarbakır'a geçiyor. Bitlis'e geçiyor. Sonra yetmiyor. Yetmiyor ya. Buna ayyaş dediler ha. Söyleyeyim. Yetmiyor. Hadi yüreğim varsa koy şimdi ortaya. 57 senelik ömrünün çocukluğu dışında her saniyesini bu millete biz buralarda konuşalım. O da çıksın rahat rahat o binlerde Mustafa Kemal Atatürk'e kendisine hakaret etsin diye kurtarmış. Çok olmuş. 19 Mayıs 1919'da ne söylüyor? Ben size söyleyeyim gitmeden önce. Bu adamı konuşuyor. Dünya peşinde koşuyor. Ya ben bizi seyreden gençlere ön yargılı olmadan şunu söyleyeyim. Lütfen bizim kaynaklardan okumayın ya. Yabancı diliniz var. Git. Ne yazmış Amerikalı? Kanadalı ne yazmış? İngiliz ne yazmış? Nereye getireceğim mevzuyu? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş ya. Bak başka bir şey daha demiş. Geldikleri gibi giderler demiş. Başka bir şey demiş. Ben size çekilmeyi değil ölmeyi emrediyorum demiş. Başka bir şey daha demiş. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bugün gezdiğin bu topraklardır. Konforunla istediğin gibi ona hala hakaret edebildiğin. Bunun nefret et kardeşim Atatürk'ten lütfen. Sevme onu ya. Sevme ya. Ama hakaret etme, yapma. Bizi incitme, bizi kırma. Yapma, bu hakkın yok senin. O bizim kırmızı çizgimiz. Bizi üzme. Bu milleti, bak Rum yapar bunu. Yunan yapar bunu. Çünkü onları denize dökmüş, o küfreder. Onun hakkı. Etsin onu. Ama sen burada Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Ayasofya'nın minberine çıkıp devlet erkanının gözüne bakıp ben de devlet erkanına sistemlerimi bildiriyorum. Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşlarına hakaret edemezsin, beddua edemezsin. Men ediyorum seni. Ve bunu konuşurken de
Türk millet adına konuşuyorum, kendi adıma da konuşmuyorum. Onun için ya söyleyeyim ya, bir bozkurt ya, bir ecdat ya, ata. Mustafa Kemal Atatürk demişim buna. Ya insan ecdadına hakaret ettirir mi ya? Sayın Cumhurbaşkanı onun koltuğunda, makamında oturuyor ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu, kurtarıcısı. İstediğin kadar eleştir. Kız ya, din düşmanı Diyanet İşleri Başkanlığı mı kurdurur Kübra Hanım ya? Din düşmanı diyorlar ya Atatürk'e. Din düşmanı cebinden para verip Kur'an mı tefsir ettirir ya? O nasıl bir söz ya?